Esselamu Aleyküm muhterem izleyenler, dünden yarına programımızla huzurlarınızdayız, malumunuz. Haftalardır bir deprem felaketi, imtihanı yaşadık ülke olarak. Başımız sağ olsun. Neredeyse her evde taziye var, her evde acılar var. Rabbim depremde vefat edenlere tekrar tekrar rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Ailelerine sabrı cemil niyaz ederek başlayalım hocam. yani Hakikaten büyük bir felaket Türkiye yaşadı 10 ilde. Ve acılar e, hala taze yaralar e, sarılmaya çalışılıyor Biz ama programımızın formatı gereği e, biraz deprem gerçekliğini konuş konuşalım ve e, şeyi yani zihin tasavvuru, yoksa deprem teknik olarak konuşacak değiliz bunun tasavvurunu, kader anlayışını Müslümanlar e, eskiden de çok İslam medeniyetinin hakim olduğu zamanlarda da Elbette bu imtihanlara, Karşı karşıya geldiler ama şehirlerini nasıl imar ettiler, nasıl inşa ettiler ve bu süreçlerde deprem olduğunda kim, ki, kim suçlandı? Çünkü sanırım en büyük sorunumuz şu an politize olmuş bir toplumda acıyı konuşmak yerine, çözümü konuşmak yerine. Böyle bir suçlayıcı dil var. Bundan dolayı bir muhasebede bulunmamız gerekiyor. Yani şu an zemin bir muhasebe zemini olması gereken. Hatalarımızı, eksikliklerimizi bulmak tabii bunun mutedil bir dille. Çünkü biz çözüm istiyoruz. Şimdi İslam bu noktada nasıl bir muhasebe bekler? Allah-u Teala kulundan nasıl bir muhasebe bekler? Böyle başlayalım. Mesela teknik boyutu şehirlerin imarı konusunda inşallah detaylı bir şekilde konuşuruz. Öncelikle hocam. Rabbim rahmet eylesin vefat edenlere. Mekanları cennet olsun, çektikleri acılar, günahlarına kefaret olsun, cennette mükafat olarak kendilerine versin. Ha. Acımız hakikaten taşınamayacak bir acı, yüzde ifade edilemeyecek bir acı. Bazen insanların gülümsemesinden falan bahsedilir. Yok, bu acı taşınabilir zaten bir acı değil. Yüzle ifade edilebilecek bir acı falan e, hiç değil. Bir de bahsettiniz, ifade ettiniz. Her evde bir taziye var. Hemen hemen kime sorsanız, hı hı. ya bir dostu, ya bir yakını. Ahirete irtihal etmiş, evler yıkılmış. İnsanlar perişan durumda tek tesellimiz dört unsurun burada kendini hissettirmiş olması. Birincisi insan olma unsuru, ümmet olma unsuru, cemaat olma unsuru, kurum olma unsuru. Bu dördü kendi burada beyan etti, açığa evet. vurdu. Kim insan, kim değil. Eyvallah. Ümmet ne kadar kıymetliymiş. Myanmarlı kadın bile buraya yardım gönderiyor. Pakistan'ın yoksulu bile gönderiyor. Sonra anladık ki meğer cemaat yoksa ümmet bir şey ifade etmez. Eyvallah. Ümmet soyutta kalır. Hani ümmet diyorlar diye işte ümmet. Ama neyle ümmet? Cemaatle ümmet. Hı hı. Orada cemaat yoksa ümmet havada kalır. Yani cemaat aslında bir halka oluyor. Yani ümmeti birbirine bağlayan halka. Halkalardır. Evet halka olmadığında. Ve, ve günün gerçekliği içinde oluşturulan kurumlar. Evet. O kurum yoksa benim Kanada'da çalışan kardeşimin yardımını kim Adıyaman'a ulaştıracak Allah aşkına? Öyle mi hocam? Yani. Ha, şimdi bu gerçeklik üzerinden <laughs> bir muhasebe yapmakta fayda var. Emin olun bu İslam medeniyeti üzerine kafa yorduğumda dedim ki yani ümmet neyi kaçırmış? Şimdi Kur'an'ın her harfini kaçırmış. Mesela ıkra bismi rabbike'yi kaçırmış. Şimdi İslam öyle bir din ki dünya ve ahireti, dinu devleti iç içe olduğu gibi din ve medeniyeti tamamen iç içedir eğer siz din ve medeniyeti iç içe almazsanız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gerçekliğini anlayamazsınız. Bakın hocam. Hiçbir peygamber bildiğim kadarıyla meslek olarak doğrudan tüccar değildir. Dünyanın bu kadar iktisadi olduğu, insan için homo ekonomik dendiği bir çağda, ekonomik varlık dendiği bir Çağın peygamberi tüccardır. Bu din, din ve medeniyettir. Ve peygamber olunca ticaretten vazgeçmiş değildir. Pazara gidip ihtiyacını karşılamıştır. Halbuki biz pazara gitmeyi neredeyse bırakın din alimi olmayı, bizim gibi meseleyle uğraşanlar bile kendimiz yadırgamaya başlıyoruz. Öyle midir hocam? Yani. Bu işin medeniyet yani. Şimdi... Nereyi kaçırmışız? Yani dedim ki biz nereyi kaçırmamışız ki? Amma velaki lakin ihya ölümü Gazali'yi okuduğumda bu çalışmalar çerçevesinde ve plan meselesini batılı eserlerden, batılı planlamacılardan, bu planlama felsefecilerinden okuduğumda dedim ki ya, bu medeniyetin kaçırdığı en büyük şey niyet ve muhasebedir. Hani nasıl izah ederiz diye insan bazen düşünüyor da izaha dilimiz varmıyor. inşallah bizden daha iyi izah eden birileri bulunur. Yani hani bu öyle büyük bir vaka ki izahı ya nasıl kaçırılmış diyorsunuz. Niyet ve muhasebe özürle ifade edeyim ki şarklaştırılmış Şarklı bağlamda dinleştirilmiş. O. Medeniyetten koparılmış. Bak, Ama biz her konuda niyet ediyoruz. İşte o, bizim o niyetimiz şarklı. Bu şark eski batıyla Hint toplamıdır. Bu, bu, o beşeri dünyanın dinidir bu. Biz bu niyeti beşeri dünyanın kültürel dini bağlamında dinselleştirmişiz. İslam medeniyetinden koparmışız niyeti. Niyet artık usulidir ve ibadetin yerine getirilmesi için bir formaliteden ibarettir. Evet. Halbuki niyet nüveden gelir, tohumdan gelir. Ağacın programı nasıl tohumda saklıysa, niyette de ameller öyle saklıdır. Bizde niyet, amel, muhasebe. Muhasebe çift dallı. İstiğfar ve tövbeden oluşur. Bütün Müslüman ameller, Müslümanların bütün amelleri, bütün İslami ameller, burada Şekillenmek durumunda bu şekle dahil olmayan amel makbul değildir. Bunu herkes bilir. Peki nedir niyet? Senin eylemine dair planlamandır. Yani... Ne yapacaksın? Kimin için yapacaksın? Hı hı. Ne kadar yapacaksın? Ne, hangi zaman süreci içinde yapacaksın? Sonra niyete dahil olarak, niyetin kapsamında niyet çatıdır. Hı hı. Bir de muhasebe yapacaksın. Muhasebeyi nasıl yapacaksın? Benim, benim amelim niyetime uygun mudur? Zira niyetsiz amel makbul değildir. Niyetin dışına çıkan amel de makbul değildir. Bu Müslüman yaşamını gelişi güzellikten tamamen koparır medeni insanı. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin medeni insanını Bedevi'den ayırır. Zira Bedevi gelişi güzel yaşar iken onun davranışlarına doğa, ve şekil. insani ilişkiler kültür hı hı. iki donuk iki statik yapı şekil verirken Müslüman'ın amellerine irade şekil verir hocam. Hü iradesi şekil verir. Buyurun. Evet. Yani şeydi e, aslında o, o o zaman bu niyet bilinçle iç içe olması gerek. Çok ciddi bir bilinç gerekiyor. Yani irade yoksa niyet tabii. yoktur. Aklı şey, olmayan ameli makbul değil, niyeti de makbul değil. Aklama şey geldi. Ağzınıza sağlık. Şimdi Osmanlı zamanında mesela Osmanlı'da özellikle mimar Sinan ve önceki mimarlarda şimdi bir bina yaparken bu binanın 300 yıl sonra diyor ki şurada bir deformasyon olacak. Not düşüyor. 300 yıl sonra böyle bir deformasyon ki e, şeydeki e, caminin ismi şu an Şehzade Camisinde böyle bir deformasyon, Şehzade Paşa Camisinde böyle bir deformasyon yaşanıyor. Tamir edilirken bakıyorlar ki not koymuş, camın içine bir bardağın içine pencereye gömülmüş. Onu açtıklarında tabii o, o süreçte yazılmış. Bilmem şu kadar süre içerisinde tahminimce 300-400 yıl içerisinde burada bir deformasyon olacak. Şunu da bunu da ancak şu yöntemle düzeltirsiniz diyor. Kadar işte hocam İnanılmaz bir niyet dediniz ya hani tohum tohum veriyor günümüzde adam şey yapıyor e, bina yapıyor binanın hani sorsanız ki bu bina kaç yıl sürecek bilmiyor hocam niyetini iyi niyetini iyi yapmak zorunda planını titizce yapmak zorunda hı hı. mimar Sinan veya Küfe Basra Fustat'ın büyük evet. mimarı Hazreti Ömer radıyallahu ank onsuz İslam hakikaten anlatılmıyormuş. Samarkand'ın, Buhara'nın, bilmem Kayrava'nın mimarları. Zira bu amelin sonunda ne var hocam? Muhasebe var. Hı hı. Muhasebe çift yönlü bizde. Bir, ulul emre verilir, mü'minlere, mümin emirlere verilir. Öyle mi? Sonra, hı hı. manen Resulullah'a ve açık bir beyanla Yüce Allah'a verilir. Öyle mi? Hı hı. Hiç değilse şöyle anlıyoruz. Ulul emre, beşere de hesap verirsin, Allah'a da hesap verirsin. Evet. Halbuki bedevi sadece Allah'a hesap verir, modern dünya da sadece beşere hesap verir. Çok Mümini burada bedeviden ve modernden ayıran çifte kanatlı olmasıdır. Bizi önder yapan budur. İnsanların bir kısmı sadece mana, diyeleri sadece madde, maddeye yöneldi. Biz hem mana hem madde. Ey mutahhit, senin Allah'a hesap vermen, kullara hesap vermeyeceğin anlamına gelmez. Hı hı. Kullara hesap vermen, Allah'a hesap vermenden kaçmanı gerektirmez. Başkasının bir hesabı var, senin iki tane hesabın var arkadaş. Hı hı. Bak, i̇şte bu muhasebe varsa niyet anlamlıdır hocam, niyet anlamlıdır. Bu muhasebede de çifte dallıdır. Bir yanı istiğfardır. Hatalara takılmama. Hatayı görme. Ama takılmama. Yani neyle takılmama? Asansörle. Tövbe asansörüyle. Tövbe nedir? Daha iyiye yönelme. Hı hı. Mümin sürekli muhasebe yapar. muhaseder der ki bu niyet şu kadar gerçekleşti, şu kadar gerçekleşmedi. Şu kadar başardık, şu kadar başarmadık. Müminin her ameli onun için bir tecrübe oluşturur, bir deneyim oluşturur. Zihnimdeki ne kadar iyi anlatabildiğinden hakikaten şüphedeyim. Birkaç yıldır bu meseleleri anlatıyorum. Bu meseleyi anlatıyorum. Müslümanca hayatın esasen esaslarındandır bu. Hı hı. Şimdi sen muhasebeyi tecrübe olarak bir kenara almak zorundasın. Evet. Ve istiğfarda bu hataya takılmıyorsun. Biz yanlış yaparız deyip, zaten işe yaramıyoruz ama falan biz... deyip bunu bunu bir moral kırıklığı ama bunun bir hesabı var. Ama Hesap sorulur bunun. Yani, yani şey üzerinden gidersek sanki daha oturur. Ee, anlaşılması için liberalizm üzerinden. Korkunç bir muhasebe var. Her şeyi hesaplıyorlar. Ama biz kendi işimize geldiğinde mesela o şekilde bir hesap içerisinde değiliz. Aslında idik şu anda değiliz. Ha, şu an değiliz. Tabii şu, şu an değiliz. Şu an çünkü medeniyet olarak Müslüman değiliz. Evet. Kabul edelim. İslam medeniyeti yok ortada. Haricim İslam medeniyeti var. Biz medeniyet olarak Müslüman değiliz. Bunu hani ha, şu an yok. <laughs> yok biz medeniyet olarak Müslüman değiliz. Hı hı. Şimdi niye olsun ki medeniyet kiminle olacak Mesela hocam Eğer benle sen bu programı yaparken hı hı. niçin bu programı yaptığımızı? süresinin hı hı. ne olduğunu kime hitap ettiğimizi biliyorsak planlamamız Biz varsa... medeniyet olarak da Müslümanız. Şimdi Mustafa evet. Hoca namaz kıldığından... şüphe var mı? Yok. Yok. İmkanın olsa hacca gider misin? Zekatını verir misin? Hı hı. Derecen, öyle değil mi tabii? Ha, açıktan bulaştığın bir haram var mı? Rabbim günahlarımızı affilesin. Yok elhamdülillah. Yok. Dinen klasik din anlayışına Müslümansın. Ama Mustafa Hoca'nın medeniyet olarak Müslüman olması Planlama Bu programı çok... yaparken planın olması gerektiriyor. Planı yoksa İslam medeniyeti var. İslam medeniyeti yok diyenler yanılıyor. Biz Müslüman biz medeniyet olarak Müslüman değiliz. Haşa bir tekfir değildir. Hı hı. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu bir bunu anlamak o kadar uymur ki. Yani var olan realite uymamak. Yani ya, askerlik diye bir şey vardır ama siz askerlik yapmıyorsanız yapmıyoruz, kaçıyoruz, kaçarız biz. Yani. Biz kaçak, Müslüman medeniyetin evet. kaçaklarıyız, firarileriyiz biz. Hı hı. Ve bize zor geliyor, bize ağır geliyor. Çünkü hem bedevilik hem modernlik nefse hoş Kölelik, hı hı. kölelik, iradeyi tatil etmek bilindiğinin aksine iradesinin şuurunda olmayan için bir zevktir. Evet. İradesinin şuurunda olmayan için kölelik bir zevktir. Tabii ki. İradesinin şuurunda olmayan için kölelik bir zevktir. Biz o zevk, irademizi kullanmama zevkine ulaşmışız birazdan. Hı hı. Kader ve Cebriye'den bahsedeceğiz. Arkadaş, bir müteahhit, Müslüman bir müteahhitin program yapması için veya öğretmenin veya kürsüdeki vaizin. Ben 10 dakika konuşacağım muhterem cemaat deyip, 15 dakika, 20 dakika, 2 saat konuşan bir vaiz. Planlama yok. Planlama yok. Sonra rastgele, yani bağcıların kenar semtinde yoksulluktan perişan olan 3-5 insana sakın dünyalık olma diyor cemaat, gülüyor hoca. Benim ben her tarafım dünyalık olsa ne? <laughs> Hadi, her, her tarafım dünyalık olsa yani bu acılar içinde hakikaten diyorum ya yani farkında olmadan yüzümüzün güldü oluyor. Rabbimizden hakikaten tövbe istiğfar diyoruz. Ee, yani bu, bu bu ne olacak? Sen kime hitap ettiğini bilmiyorsun. Kürsüdün farkında değilsin. Bazen kızıyorum onun için hani gerçekten günahkar oluyoruz. Ben Allah'tan korkmaz adam diyorum. Önce sen bir Müslüman ol hikmetsiz bakayım. Hikmetsiz yani. Hikmetsiz Bu, hik sözler. Plansız hocam. Evet. Bakın hikmeti bile artık bırakıyorum. Hı hı. Burada plan olursa hikmet de olur. Hı hı. Ben kimim? Neredeyim? Kime hitap? Şimdi bunun İslam medyatinin olmaması ile ne alakası var hocam? Allah aşkına. Müslümanın mabedinde kürsüye çıkıyorsun ve bedevi gibi konuşuyorsun. Dolayısıyla İslam medeniyeti, İslam dini gibi ahirete kadar hep ayaktadır vardır isteyen istifade edebilir. Devlet devlet onun için ikinci ikinci tarafıdır. Bunu inşallah bahsedeceğiz. Ben ama anladım. fert olarak biz medeni Müslümanlar mıyız? Ama şimdi hepimizin bu, kendimize sormamız lazım. Burada Müslüman da haklı olarak Biz belgeler... Sadece Müslüman mıyız yoksa medeni Müslümanlar mıyız? Şimdi hocam burayı kaçırmayalım. Kaçırmayalım. izleyici de yani diyecek ki hocam şimdi tamam bunu güzel hoş diyorsunuz ama bu bugüne kadar ben böyle bir şey duymadım ki. İşte duyacak. Hepimiz duyacağız. Hepimiz esasen anlattılar anlattılar. Anlatanı linç ettiler. Bunu Seyyid Allah rahmet eylesin Seyyid Kutup anlattı. Bunu Üstad Mevdudi anlattı. Onları da zamanla kültürün adamı haline getirmek için bir mücadele veriyoruz hala. Kimisi Pakistan kültürünün, kimisini Arap kültürünün adamı diye sevmeye başlıyoruz. Bu beşeri kültürel tağut çerçevesi içerisinde. Şimdi hocam dedik ki burada özürle. Burada her muhasebenin bir tecrübe, olumlu veya olumsuz bir tecrübe oldu. Ve bu tecrübenin kayda geçmesi lazım. Tabii. Biz şu işi yaptık, gördük ki bunu bu şekilde yaptığımızda şöyle olumsuz sonuçlar veriyor, Hı -hı. şöyle olumlu sonuçlar veriyor. Bundan sonra o olumsuzu niyetimizi getirirken bertaraf edeceğiz, ona da niyetleneceğiz, o olumluyu alacağız. Ve dolayısıyla Seyyid Kutub'un ifadesinde mümin bu şekilde sürekli bir ilerleme ve gelişme halinde olacak. Şimdi burada manevi yolculuk diye şarktan alınma, tamamen şarktan alınma bir yolculuk tarzı var bizde. Soyut bir koridora girecek derviş efendi. Oralarda hepimiz derviş olacağız, orada yol alıp gideceğiz. Dünya da dünya eline kalacak. Doğu ve batı arasında fark yok. Biri Sezar'ın hakkı Sezar'a, Diğeri Tanrı'nın hak şey, Tanrı hakkı, şey, hakkı Tanrı'ya demiştir. Diğeri Cengiz'in hakkı Cengiz'e Allah'ın hakkı Allah'a demiştir. Böyle bir anlayış haşa. Din ve medeniyetimiz iç içedir, birdir, beraberdir, birbirine ayıştırılamaz. Bu niyet neyle kazanır hocam? Muhasebeyle. Anlam kazanır. Fakat bu işin bir arka planı var. Biz niyeti nerede kaybettik hakikaten? Yani bunu da sorgulamamız Hı hı. E, gerekiyor. Yani şimdi eğer iradeyi tanımazsak biz niyeti nasıl tanıyacağız? Bu arada hocam e, uzatıyor muyum bilmiyorum ama müsaade edin bir noktaya daha değinmem lazım. Şimdi normalde biz bir noktayı yine yanlış anlıyoruz İslamla il, il, ilgili meseleleri. Şimdi İslam'ın sıfır noktasının hemen üstü kalben tasdik dille ikrardır. Hı hı. Kişiyi Allah'ın varlık ve birliğini Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisi olduğunu kalben tasdik edip lisanen ikrar ettiğinde bu ümmetin bir mensubudur. Evet. Bunun ikinci planı mus amellerdir. Hı hı. İslami amellerdir. Namaz isteriz ondan, hı hı. oruç isteriz, hac isteriz, zekat isteriz. İlk ikisi neredeyse herkes için geçerli. Diğer ikisi malidir. Dikkat edin. Hı hı. Yer yer ya da bölünmüş bu arada. Evet. Mali olanlar hı. ve olmayanlar. Doğru mu hocam? Doğru. Acayip iktisatla ya. alakalı bir din bu yani. Hı hı. Acayip iktisat. Yani bu. hac paranız yoksa yapamıyorsunuz. Homo yapamıyorsun insan evet. diyoruz ya yani hani öte yandan hala sıradan bir insansız. İslam sizden bundan ötesini istiyor. Diyor ki ben size imam ümmet kıldım önder ümmet kıldım. Ha sizin burada ayrıca insanlığın önderi olabilecek bir konuma çıkmanız lazım. Yani ilerlemede, gelişmede, Hı -hı. yol almada burada dünya ve ahiret ayrımı var mı hocam? Yok. Şimdi insanlığın iki tane engeli vardır. Biri tabiata kul olmak, herhangi bir tabii varlığa. Mesela güneşe kul olmak gibi. Biri beşerlerden birine kul olmak. İkisi çok iç içedir. Mesela Nemrud'a tapmak gibi. Hı hı. Şimdi burada Müslüman olmak hem tabiatın statikliğinden kurtulmaktır. Hem insanın. Hem ins beşerin kültürünün statikliğinden kurtulmak. İki bağdan da kendi kurtararak ama ikisini de bilip tabiatını öğrenip ikisine de imkanları ölçüsünde hükmederek. Tabiatın hükmedebildiğin tarafına hükmederek. Mesela barajlar yapıyoruz. Barajlar yapıyoruz. Ne diyor? Ne yapmış Hazreti Ömer radıyallahu an? Bataklıkları kurutup. Yani. Buğday elde etmiş doğru mu? Çünkü kıtlıkla karşılaşmış. Şöyle demiş mi? Nasibinizle de rızkınıza evet. razı olun, zikrinizi yapın, ibadetinizi yapın, uyuyun dedi mi yoksa? Bataklıkları kuruttu mu Allah aşkına? ile ilgili hesaplamaları ihya eden. Hı -hı. Kim? Biz değil miydik Allah aşkına? Biz değil miydik? O nehirlerin üzerine köprüler yapıp üzerlerinden geçenler biz değil miydik? Dağlardan odun getirip gemiler yapıp adalar fetheden biz değil miydik? Denize takıldık mı? Bataklığa takıldık mı? Yağmurun yağışına bağlı kaldık mı? Sonra kültür, kültür bize dedi ki atalarımız böyle yapmış. Neydi kitabımız yüce Ya atalarınız yanlış yoldaysa? Sen ey insan sürekli daha ileride olacaksın ey Müslüman. Bu, bu, bu imanın doruk noktası çok, hocam. Çok önemli bir bu şey. Bu önder abi, insandır. İkinci aşama. Şey diyor ya iki güne birbirine denk olan ziyandadır. Ziyandadır. Bu ancak böyle anlaşılırsa. Çünkü başka türlü diyorum ki ben bugün 10 rekat kıldım diğer gün 11 rekat mı kılmadım? Öyle yapıyorlar zaten. <laughs> yani böyle olmaz zaten ki. Zaten öyle. Ha, o da bir güzel bir yol. Hani manen manen sınırsız, madden Hı -hı. de sınırsız, sıkıntı yok Ama yani. Bu, bu, ha şey eleştiriyor bu, değilim. Bu, bu çok iyi açıyor. Yani biraz önce dediniz ya hep ilerlemek gerekir. Hocam mümin ifadesi. olma hali bakın. Mümin olma hali. Şu ibadetler Hı -hı. ve insanlığa önderlik üç katmanlı bir yapıdır Müslümanın yüzündeki faaliyetleri. Birinci katman, ümmete dahil olma. Hı hı. İkinci katman, temel ibadetleri yapma. Üçüncü katman, insanlığa önderlik yapma. Müslümanlar da esasen üç sınıftırlar bu açıdan. Eyvallah. Önderler, ümmet ve ümmetten saydıklarımız. Saydığım anlaşılmıştır. Hı, hı. Önderler, ümmet ve usulen ümmetten saydıklarımız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani herkes bu ümmettendir. Kimseyi tekfir etmeyiz. Hı hı. Amma velakin ibadet talep edilir. Amma velakin bu ibadette bulunanların içinden de üstün iradeli bir yapının olması bu farz-ı kifayedir. Bunu yapmamak... Ümmetin tümünü mesuluklar. şimdi biz bekliyoruz. Ben koca koca ilahiyat hocaları bir yana ya. Klasik eğitim almış. 20 yılını tedrisatta 30 yılını medresede tedrisatla geçirmiş insanların Victor Hugo'dan, Russo'dan söz paylaşarak bize medeniyet öğrettiklerini görüyorum. Allah aşkına sen Russo Hugo'yu okudun mu? O Gazali'den, İbn-i bilmem i̇bn Sinas'ından, Şafii'den, Kaçta kaç aldı hocam. O aldığıyla Avrupa'yı hiyan etti. Sen tümünü alıp bizi batırdın. Evet. Aynen. Bir de bizi Hugo'nun kapısına götürüyorsun arkadaş. Nasıl olur da insan Şafii'yi okur, İmam Şafii'yi okur da Hugo'nun kapısına gider hocam? Burada bir çağdaşlık var farkında mısınız? Hı hı. Çağ boyun eğme var. Farkında olmadan çağ kul olma var burada. Bir an önce dediniz ya doğa aslında bu doğanın etkisini yani güneş mesela bu, bu bugün sanki şey olarak okumak lazım Batı medeniyeti. Şimdi aynı hocam oluşturduğu... sürekli yağmur duasına çıkıyor çıkması gerekiyor mu gerekiyor? Hı hı. Ama yağmur duasına çıktığı köyün coğrafyası devlet imkanlarını gerektirmeyen küçük bir baraj inşasına müsait olduğu halde hı hı. kışın yani yağmurların biriktirisi. Arkadaş sen kuyu açmayı öğrendin de baraj açmayı niye öğrenemiyorsun? Hı? Evet. Mükemmel müsait. Üç dört kepçe yetiyor bu iş için. Hı hı. Baraj yok. Hocam diyor bura bizim buralarda adet değil diyor. Boşuna uğraşmayın. Farkında mısınız? Ne? Burada hem tabiata evet. boyun eğme var. Hem işte Yüce Allah bizi yeryüzünün efendileri kıldı. Ey Müslüman ya lütfen ne yapıyorsun Allah aşkına? Bir ruhbanlaşma var aslında. Yani daha doğrusu dünyayla bağını kesme. Sen bu anlamda bir dünyayla bağını bir kesme. Aslında bir hiçleşme var. Evet. Ruhbanlık, modernizm, acayip Korkunç, bir şey. Korkunç, karmanç Halbuki bu din çok basit, acayip sade. Lan ki nasıl duyuracağız bilmiyorum. Herhalde bizden daha ihlaslı, daha salih birilerinin bunları okuyup, şey bizim bizimki onlara teknikerlik olur. Yani hani onlara malzeme hazırlamak olur. Yok. Yani bu içine girince demek ki fazla mı karmaşıklaşıyor? Çok basit, çok sade. Hı -hı. Toplumun durumu çok karmaşık ama reçete çok sade. Eyvallah. Her vatandaşın uyabileceği kadar sadedir. Her... Şimdi bir köye, onu bunu ifade edeyim öyle bir Bir köye arkadaş, sen Kur'an öğretiyorsun, namaz öğretiyorsun. Hocam, diyorsun ki köyde hocamla Ey hoca! Sen, senin o köyün mesela sokaklarını çamurdan kurtarmam. Yapı taşları döşemen. Hı hı. Günde bin kez vaaz edip eğer sokağın bilmem pisliği bulaşırsa elbisenizi nasıl yıkarsınız diye. <laughs> e? Ya temizliği öğretmenin yolu sokak düzeltmektir. Ey Müslüman Ömer radıyallahu anh böyle yapmıştı. Böyle yapmıştı. Emevi devrine geldiğinde Müslüman şehirlerinin tümünde sokaklar taşlarla döşenmiş. Hı. Batıda, doğuda hiç olmadığı halde. Acaba niye Evet biz ikinci bölümde o zaman biraz meselenin her kadercilik boyutuyla beraber bir de sekülerleşme çağı. Yani Müslümanlar bir sekülerizasyon dönemi yaşadılar. Ee, bu, bu bizi ne kadar tahrip etti? Şu ana kadar biz kaderciliğin tahribatını konuşuyorduk aslında. Daha kaderciliğe gelmedik ama. Ha. Yani yanlış din anlayışı üzerinde. Onu biraz işleyelim yani, hocam. Biraz daha başka bir program kalsın. Tamam, o tamam. Veya veya geçebiliriz sorun. Detaylandırırız bir bakalım. Allah neyi nasip ederse öyle diyelim. Yok hayır <laughs> hayır. Planımız var. <laughs> planımız var. planımız İ var. İçerikte bakalım. Bir kadercilikle evet. biraz daha onu o, açmamız gerekecek. biz niyeteceğiz ki Rabbim nasip etsin inşallah. Amin, amin inşallah. Bir, bir araya olsun. gidelim hocam. Kısa bir araya gidiyoruz efendim. Evet muhterem izleyenler devam ediyoruz. Ee, hocam şimdi birinci bölümde biz e, aslında muhasebeyi konuştuk ve siz bunu niyet dinin başlangıcıdır. Aynı zamanda muhasebeyi de niyetin başlangıcı. Ben öyle anladım. Öyle diyeyim. Muhasebeyi de <laughs> niyetin başlangıcı gibi ele Ya, oldu. Yani niyeti anlamlıklandır. Evet anlamlıkla. Yani ki. Kolu, hesap koluya... verebilmeyi. Kula hesap vermeyi, hmm. Allah'a hesap vermeyi. Ya plansızlığı şiddetle reddediyorsunuz. Bu din plandır. Evet. Diye anladım. Ama e, bu böyle bu böyle tamam. Zaten İslam medeniyeti ta 12. yüzyıla kadar da gerçekten yer yer şeydir şeyler yaşasa da sıkıntılar yaşasa da genelde dinamik bir şekilde varlığını sürdürür. Sonra işte Emeviler döneminde başlıyor. Hazreti Hüseyin'in katledilmesi bir değişik bir kader anlayışı ortaya çıkıyor bu coğrafyada. Evet. Bu aslında orta çağda var. Ortaçağ kilisesine ait bir kader anlayışıdır. Aynı bizdeki hocam e, bu Hint, Hint, felsefde, Hint de, Hindistan'da da var. Evet. E, yani bu, bize olmayan ya bize şey. ait olan Avrupa'ya geçmiş bu evet. e, Sümeniye diye bir akım Hint akımında Hı -hı. sınıfsal yapıyı korumak için öne sürülmüş bir akım, İnsan iradesini işleştiren bir akım. Evet. Evet. Şimdi normalde biraz önce dediniz ki muhasebe muhasebenin zıttı aslında teslimiyettir. böyle Yani muhasebe nedir? Zihni faaliyettir. Evet. Bu aldık verdik falan. Kadercilik denilen şey ise tamamen bir teslim olmaktır. Zihnin faaliyetsiz oluşu. Hesap sormamaktır. Hesap soramamaktır. Ve hesap vermemektir. Evet. Ama bu, birbirine çok ters. Bu nasıl böyle bir toplumda bu yayılır? Evet. Şimdi yani niyet ve muhasebeyi nerede kaybettik? Şimdi eğer insan iradesini hiçleştirirseniz niyet formalite icabı olur. Hı hı. Zaten formaliteye dönüşmüş. Yani. Muhasebe de tamamen ortadan kalkar. O da sadece zihin dünyanızda verirsiniz. Hesap vermekten kaçarsınız. İrade, iradeyi tanıyacağız ki sorumluluğu tanıyalım. Sorumluluğu tanıyacağız ki hesap soralım. Öyle mi hocam? Hı hı. Şimdi biz de bu kaderci anlayışlar İran üzerinden bize büyük ihtimalle diyoruz. Allah-u Hint felsefesinden geçiyor. Hı, hı. Bu e, İran coğrafyasından gelip Emevilere yak, yanaşan azatlı köleler bu konuda hani Mevla, Mevali politikasını her zaman savunmuşumdur. Bunu beni bilen herkes biliyor yani. ben Mevali politikası çok kıymetli bir politikaydı. Bir süre bekleyecek adam orada. Yeter hı. ki haşa ondan cizye almasın. Yeter ki ondan cizye almasın. Adam biraz tanıyacağız yani sindirme süreci. Sindireceğiz bu şeyi çünkü, sindir çünkü ortaya dünyevi bir menfaat çıkmış. Evet. Artık ortada Mekke'deki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o işkence dönemi yok. Menfaat var. Münafıkları tanımamız Zenginliğe lazım. Zenginliğe geliyor insanlar. Samimiyeti bilmemiz lazım, doğru evet. mu? Zenginliğe Tabii. geliyor. Onun mevali politikasının böyle bir arka plan felsefesi var. Hı hı. Bu kaçırılıyor bu mesele. Evet. Fakat Emevilere gelip yaklaşıyorlar. Emevilerin toplum nezdinde onları bir kere Sor, sorumlu e, sürekli bütün e-mensuplar. Ömer bin Abla Aziz demeden, 3. Yezid demeden, Muaviye bin Yezid demeden, 2. Muaviye yani. Hı hı. Demeden hepsini bir tutma yönünde. Hepsini de Kerbela ve Harre'den sorumlu tutma yönünde. Yine... Ama e, onlar bile tövbe etmişken. E, ashabın başına gelenlerden sorumlu tutma yönünde bir akım gelişiyor. Evet. Yani kişinin henüz doğmadan doğmadığı bir süre işlenmiş bir suçu a, genele yayma yönünde bir hı hı. akım gelişiyor. Buna karşılık ise onlara yönelik bir savunu politikası gelişiyor. Bizim cahmilik dediğimiz bir evet. politika gelişiyor. Bu sonra e, bu cadilik gibi adlar alıyor nihayetle isimlerle alakalı Cahmi, Cahmi cadi yani. hı hı. nihayetle bu cebriyecilik dediğimiz insan iradesinin Nin amelleriyle ilişkisini hiçleştiren bir yaklaşım. Evet. Yani Hz. Hüseyin'in kaderinde zaten Katledim şehit olmak herhalde, vardı. Evet. Yezid'in burada i̇bn Ziyad'ın bir tabi. Onun ikinde de kaderinde öbürü vardı. Harredikleri de takdir ilahiydi. Kader böyle gösterdi. Şehit olup gittiler. Aslında Yezid, bilmem Abdülmelik bin Mervan sonraki devirde Haccaç bu işin sa kaderin sadece birer kılıcıydılar. Böyle bir yaklaşım aslında toplumu bu arada dizayn etmek için kullanılıyor Müslümanları Tabii, dizayn evet. etmek için kullanılıyor. Hoş yine emevilerin içinden üçüncü Yezid, Ömer bin Abdulazizle kıyaslanır. Bunu ortadan kaldırmak için ata canını feda ediyor. Onu birer mütezil evet. olmakla suçluyorlar. Evet. Böyle bir İslam olmaz diyor. Hı hı. Kim ne yaptıysa yaptığından sorumludur Öyle bir atamda olsa. İkinci muaveye yanılıyorsam saltanatı terk ediyor. O terk ediyor evet, ama terk üçüncü Yezid bizzat bu fikriyatla evet. mücadele ediyor ki Ömer bin Ablaziz kıyaslanır salih olma noktasında. Dolayısıyla meseleyi emeği ailesi deyip geçmemek lazım. Yoksa aynı noktaya düşmüş hı hı. oluruz. Fakat nihayetinde içimizdeki cebriyecilik normalde Müslümanların mücadelesiyle imha oluyor. Evet. Fakat toplum zeminine siniyor. Biz Müslümanlar bugüne kadar o özellikle 19. yüzyıl, 20. yüzyıl değerlendirmeleri üzerinden biz ihya hareketleri, e, bizden önceki ihya hareketlerinin önderleri, Allah tamamına rahmet eylesin, salt siyasetin tahribatını işlediler. Fakat toplumsal tağutun tahribatını işlemeye vakitleri yetmedi. Halbuki siyasal bir tağutluk söz konusu olduğu gibi toplumsal bir tağut da var. Kültür dediğimiz tağut. Cahiliye toplumu biraz bunu yansıtmıyorum. mu? E, tabii ki böyle ya. bir tanımlamada bulundu. E, böyle veya... bir tanım. Seyit evet. burada, evet. cahiliye burada toplumu mutlak bir var. imamdır. Yani evet. hep söylüyorum gelecek asırlar Allahu Teala eğer dünyaya ömür verdiyse Seyidi Gazali ile an an birlikte anacak anacaktır Müslümanlar. Seyit anlaşılmadı mı? Cahiliye toplumu dediği budur esasen. Seni alıyor ve toplumun zemininde bu, bu cebrecilik yerleşiyor. Yerleşince hayatın tümünü, İslam bir bütündür. Bir yanlık kaybettiniz de hepsini kaybediyorsunuz. Tümünü etkiliyor. Adam evini yapıyor, sahte yapıyor. Bu bugün meselesi değil. Evet. Bugün evini yap diyorsunuz ki bizzat Anladım. abi bu ev çöker diyorsun. Hocam kaderimizde ölmek varsa ölürüz diyorum. Bitti. Sen bunu niye yani adam yapmış, çökmüş, altında kalmış. Niye böyle yaptın? Hesap Allah'a vereceğim, sana mı vereceğim diyor. niyet etmeyen ve hesap vermeyen bir insan ama bu insan günde 50 rekat namaz da kılabilir icabında. Hı hı. Burada din dünyanın birbirinden kopuşu söz konusu. Bir ayrışma. Ben buna çözülme diyorum. Ümmetin çözülmesi. Asıl ümmetin çözülmesi budur. Ben yani çözülüyor. Bu adamın zihni çözülmüş bir kere. Evet. Tedbir almıyor. Biraz işimize de geldiği için olmasın. Bana da gel. Işi, hayır, işe hayır. gelme hayır. de var yani. O zaten bütün beşeri yapı, hantal yapıdır. İrade yüktür. Dağlara yüklenmiş, kabul etmemişler. Hı hı. İrade yüktür. Düşünmek bir yüktür. Planlama bir yüktür. Hesap vermek bir yüktür. Zaten ister barbar bedevi olsun, e, şey ister kadim bedevi olsun, ister barbar uygar olsun. Hı hı. Niye kendini salıp İstiklal Caddesi'ne, Beşiktaş sokaklarına kendini salıyor. Ona şey. sorumluluk ağır geliyor. Zevk bu. Ha, bu toplumsal tağutta cebriyecilik kaldı. Fakat şehirlerde medeniyet olarak biz devam bizim biz devam ettik. Zira burada alınmış tedbirler vardı. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir şehir kurmuştu. Osman olmayan bir şehir nasıl İslamileşir? Bunu göstermişti. Hı hı. Hazreti Ömer Efendimiz ise onun için asr saadet Resulü Ekrem'in onsuz İslam olmaz. Evet. Şehirler kurmuştu. Basra'yı kurmuştu. Küfe'yi kurmuştu. Fıstı. Demiş ki şu kadar metre Hı. olacak alan. kare olacak. Meydan şu kadar metrekare. Ana cadde sokaklar, semt, semtlerin sosyolojik yapısı, kabile yapısı şu bu, hı hı. semtlerin meydanları, evlerin kat sayısı, evlerin metrekare sayısı, avluları ortaya bir İslam imaresi çıkarmış. Bu kent, başka bir programda belki herhalde işleyeceğiz, yaşanılabilir bir kenttir hocam orada bile şey karşısına çıkıyor. Mesela e, sokakların genişliği e, yapılırken, genişliği ölçülürken hadis e, Hazreti Ömer'in karşısına getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü 6 zira. Allah ek zira. Ya, evet, 6 zira buyurmuş e, diye Hazreti Ömer Efendimiz Allah razı olsun diyor ki o Medine için geçerlidir. Burada 12 olacak. Başka yerde 20 yapıyor. <laughs> yani bu çok ilginç ama. Ana caddeleri 20'ye kadar çıkarabiliyor. Yani, yani dini yanlış anlama her zaman olmuş. Ha, burada hadisi biz taklidi olarak Hı -hı. anlayacağız, tefsiri olarak mı anlayacağız? Yani. Bu metin büyük soru. Biz İmam Şafii gibi tefsiri Hı -hı. olarak mı anlayacağız? Hı -hı. Yoksa taklidi olarak mı Taklidi olarak anlayanlar... Hep, hep alt hep, yapacak. E, onların, onların medeniyeti yok. Onlar yani. resul anla, en anlamamış gruplardan biridir. Hı -hı. En anlamamış gruplardan biridir. Hadisin taklidi alınacak yanları var, tefsiri alınacak yanları var. Öyle midir? Eyvallah. Bunlar bambaşka iki alandır. Hı hı. Bambaşka iki alandır. Ha, Şimdi e, şehirlerimizde biz bunu koruyoruz. Lakin biz şeyde bunu koruyamıyoruz. Biz bunu toplum zemininde biz bunu koruyamıyoruz. Fakat Moğol istilası bizde acayip bir şey oluşturuyor. Bizde acayip bir yeni bir zihniyet oluşturuyor. Orada bir şey atladım yani. Bunu gazali bir mücadele veriyor. Yapabildiği kadar. Hem toplumsal davuta karşı hem siyasal güçlere karşı. Ve tekrar Müslümanlara niyeti, muhasebeyi hatırlatıyor. Bunun dünyevi yönünü hatırlatıyor. Kitabını İhya'yı yazarken kitabın girişinde ne yapmış? Konu başlığı ne? Niye böyle yapmış? Hepsini açıklıyor. Hı hı bu mukaddime günümüzde bütün bilimsel makalelerin bütün mukadimesi gibi örnek alınıyor Sonra Haçlı Seferleri'nde yaşadığımız felaketler, aynı süreçte yaşadığımız depremler bize şunu öğretiyor. Bir, niyetsiz iş yapamayız. Amellerimizden sorumluyuz. Amellerimizden dolayı hesap vereceğiz. Bu hesabın bir yanı kullaradır, mümin kullaradır. <laughs> ümmetedir, bir yana Allah'adır. Daima tövbe geçerli. Yani daha iyiye yönel, yönel, yönelmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Haçlı istilası ve o dönemde yaşanan depremler. Bakın hangi yıllarda yaşanıyor? 1114'te Maraş depremi var. Ben tarihleri inşallah doğru hatırlıyorumdur. 1157 Şam depremi var. 1171 yine 171 Şam depremi var. Bu arada depremlerin siyaset üzerinde etkisi diye alanda nadir makalelerden biridir. Benim ilk akademik çalışmamdır aynı zamanda. Hı hı. 12. yüzyıldaki depremlerin siyaset üzerindeki etkisi evet. diye böyle çaplı bir kitapçık halinde bir makale. Aslında rahatlıkla bir yüz sayfalık bir kitapçık boyutundaki bir bir makale o devir için. Şimdi bu aşamada Müslümanlar tahrip olan, yerle bir olan, bir milyona yakın insanı hayatında kaybettiğini düşünüyoruz. Bazıları bir milyon der, bazıları der sayısız. Dışarıda olanlar dışında kimsenin sağ kalmadı. Çünkü deprem çok şiddetli, evet. aşırı şiddetli. Ama 15 yıl sonra Hama'yı dolaşan diyelim ki bir Yahudi seyyah Endülüs'ten gelmiş. Toledolu olacaktı Yahudi. Burayı cennetle kıyaslıyor ham ayağımız. Şam o kadar muazzam şehirler kuruyoruz. Asıl sorunu biz Moğol sürecinde yaşıyoruz. Ne oluyor Moğol sürecinde? İlk kez bir imparatorluk doğudaki tüm medeni varlığımızı imha ediyor, dinimize de müdahale ediyor. Evet. Şimdi Haçlılar bizi zorladılar kıyıdan köşeden ama istilada başarılı olamadılar. Hı hı. Halbuki Moğollar Doğudaki tüm varlığımızı, tüm şarktaki varlığımızı imha ettiler. Sonra dinimizle oynadılar. Ve bu dinle oynayışta din devlet birbirinden ayrıştı. Cengiz'in oğulları bize sultan oldular. Bunun İslam'a nasıl bir kötülük? Yezid'den bahsedenler burayı nasıl kaçırıyorlar? Merak ediyorum. Hülagü'yü nasıl kaçırıyorlar? Hülagü'nün itaatinde bir Müslüman, Müslüman topluluk. Ve Acıların büyüklüğü karşısında bu sefer cebriyecilik, Cengiz'in torunlarının sorumluluğunu izale için kullanılıyor hocam. Şimdi düşünün ki insanlığın dörtte biri öldürülmüş ve bu dörtte birinin mühim bir kısmı Müslüman. Ama onlar gelmiş bize sultan olmuş, bizden de ona itaat isteniyor. Böyle bir zalime nasıl itaat edeceğiz? Etmişiz ama şimdi dün Kerbelada, Kerbelada şehit olmak Hacı Hüseyin'in zaten. Başına gelecekti diyen, hı hı. diyor ki, Cengiz ve evlatları Tanrı'nın bize bir belasıydılar arasında Bu zaten kaderimizin bir gereğiydi bir ecelimizdi. Bunların bunda hiçbir sorumluluğu yok. Biz ya bu şekilde ya o şekilde ölecektik. İradeyi tümüyle burada bertaraf eden yeni bir Müslüman tipi ortaya çıkıyor. Üstelik muti bir Müslüman tipi uyuşmuş. Aslında yarı köle bir Müslüman tipi. Evet. Böyle bir zihniyetin Müslüman tipi. Artık niyet burada. ibadet için. Burada asgari bir Müslüman var hocam artık. Hı hı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor ama insanlığa önder değil bu. Zannederim anlaşılabiliyorum. Hı hı. Artık insanlığın önderi değil bu. Ya önderlik aktif istiyor. Tabii insanlığın önderliği Cengiz'in torunları yapıyor. Evet. Biz onların tabileri konumuna düşüyoruz. Ve bu zihniyet İslam aleminin tümüne bir şekilde yayılıyor. Nasıl? İslam aleminde Cengiz'den sonra askeri rejimler kuruluyor. Hı, hı. Onun torunlarından yine Baburlar Hindistan'a hakim oluyor. Onunla İran'a gelip yerleşen Türkmen toplulukları Şah İsmail'i başlarına geçirip askeri bir rejim kuruyorlar. Safya yönetimi diye. Memluklar Büyük Eyyubi iktidarını yıkıp o Nil nehrinin hareketlerini hesaplayan Eyyubi iktidarını yıkıp orada askeri bir rejim kuruyor. Hicaz'a dahi hakim oluyor. Ha, sosyoloji değişiyor sanki. İslam dünyasının sosyolojisi değişiyor. Ve siyaseti değişiyor. Tabii. Burada... Yani, bu, buradan şunun için. Mesela Emevi sultanlarını eleştiriyoruz ama karşısına girip sen zalimsin denebiliyordu. Hakaret ediyorlardı. Burada konuşan kelle. Burada konuşursan kelle gidiyor. Burada yegane devlet, hı hı. yegane devlet Müslümanların kendi imkanlarıyla kurdukları, Cengiz soyu dışında kurdukları Cengiz denklemi dışında kurdukları yegane devlet Osmanlı Devlet'tir. Evet. Osmanlı da 300 yıla yakın o yükseliş dönemine kadar hı hı. bu düşünceye direnerek ayakta kalıyor. Yani hep anlatıyorum. Şah İsmail'in tüfek bidattır dediği bir yerde Yavuz ben tüfeği nasıl geliştiririm diye çalışıyor. Memlukların birbirlerini kestikleri ve kader ve cebiyeyi tartışıp durdukları bir dönemde Fatih Sultan Mehmet top döküyor. Hı, hı. Ama ve lakin imparatorluğun 16. yüzyılından itibaren bu şarklı zihniyet çok garip bir şekilde batı da bu arada İslam'ın medeniyet yanından epey istifade etmişken işte burada insan hakikaten kader meselesine ciddi ciddi takılıyor. Bu şekilde Osmanlı'ya hükmetmeye başlıyor. Vatandaşa artık her şey cebriyecilik, cebriyecilik üzerinden izah ediliyor. Evet. Bununla beraber garip bir anlayış, Timur gibi, Cengiz gibi, Memluklar gibi, Mısır Memlukları bu konuda çok ileri boyutta gaddar esasen. Normalde irade tanınıyor Niyet ve muhasebe tanınıyor. Ama Zengi, Selahattin, Osmanlı'nın ilk devri yenilgiden dolayı komutanı infaz etmiyor. Hı hı. Biliyor ki o Müslüman iyi, iyi niyet etti, doğru amel yapmaya çalıştı, muhasebe yaptı ama nasip olmadı her şeyi yaptı. Hı hı. Ona 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 nasip olmadı zafer. Daha iyi tedbirler alıp zafer elde edebiliriz deyip komutan asla infaz edilmez. Ve kadı askerlik var ki Osmanlı'ya da kadı askerlik olarak geçmiştir. Hı hı. Kadı hı askerliği Selahattin Eyyubi kuruyor İslam evet. tarihinde ilk kez. Askerin suçunu mahkemeye tabi tutuyor. Mahkemesi infaz mahkemeler. yapmıyor. Evet. Halbuki Osmanlı'da artık askeri mahkeme anlamsızlaşıyor. Yani, Hüyanayı kapılarını açamayan bir yandan sen yani. hı hı mübarek generalini, paşanı, mücahit paşanı tak diye infaz ediyorsun. Halka da diyorsunuz ki rızkınıza, kaderinize razı olun, yerinizde oturun. Sakın kıpırdamayın. Ticaretten de alıkoyuyor. Bu garip bir zihniyet sapmasıdır bu. Ve bizi çöküşe bu götürüyor. Bu çöküş 19. yüzyıla geldiğinde artık Masonik bir yapı var başımızda hakikaten. Şimdi Avrupa'ya çıkarken diyorlar ki her tarafta Yahudiler var. Bizde Masonik yapı var. Şimdi işte artık biz niyeti ve muhasebeyi kaybediyoruz. Hesap vermeye kaybediyoruz. Ve ortaya uyduruk biz önce toplumda niyet muhasebeyi kaybettik. En son şehirlerimizde kaybettik. Hı hı. Bu İslam alemi çatı olarak var olduğu sürece şehirlerin Müslümanlığını ayakta tutmaya çalıştı. Şehirlerde had cezaları uygulandı. Şehir planlamasına dikkat edildi. Şehrin güzel hem hem maddi hem manevi ihtiyaçları yani ee, hem zaruri hem haci hem kemali ihtiyaçları karşılaması için tedbirler alındı. Öyle ki ne depremler oldu ancak yangınlar götürebilmek. Şimdi tıkaydım. Şam'da Halep'ten ürediğiniz depreme karşı ne, ne hangi tedbiri alıyor? Kendisi için ahşap bir köşk yapıyor. Halka da ahşap bina yapın diyor. Evet. Osmanlı döneminde Osmanlı İstanbul, İstanbul ahşaptır normalde. Ezi Çoğunluğu ahşaptır. Bu sefer evet. musibet yangınla alakalı. Doğru mu? Hı hı. Ama deprem gelince biliyor ki burası zarar görecek. Yani. Ama zararın boyutu çünkü ahşap. Yani. Evet. Sadece evet. bura değil. Anadolu'nun tamamına yakınında ahşap yapı var. Doğru mu hocam? Şu an bu konuşuluyor. Yani. Üç yapı. Yani bakın üç yapı. Üç yapı. Görünce hep rahmet okuyorum. Bir yanı ahşap, hı hı. kerpiç, taş. Üçünün bileşiminden esnek bir bina. Sallanabilen hı hı. ama yıkılmayan bina. Sen tepesine çıkınca bir ses çıkarmaya başlıyor. Diyorsunuz ki bu bina yıkılacak. Biz betona alışmışız ya. Evet. Betonun statikliğine. Aynen aynen cebriyecilerin statikliği gibi. Tabiata teslim olanların statikliği gibi. Kültüre teslim olanların statikliği gibi. Hareketsiz da, olsun. Hareketsiz olsun. Şimdi giriyorsun eve. Ya hoca diyor bu ev yıkılacak. Ben de söyledim yani. Ben de aynı şeyi söyledim. Ben iki ayrı yerde ahşap ev gördüm. Bir yılda ahşap evde yaşadım. Ab bu ya hocam bu bina dediler böyle, böyle kolay kolay yıkılmaz bildiğin gibi değil bunlar yüzyıllarca yaşıyor benim yanındaki beton yapım 40 yılda diyorlar ki deforme oldu doğru mu? Doğru. İşte İslam medeniyetinin şehirlerde tükenişi. Şey. Buyurun bu depreme işte buradan bakalım. Evet. Bundan sonra da buradan tövbe edelim. Tövbe budur. Hı hı. Tövbe niyet ve muhasebeye gerekliliğine iman etmektir. Şimdi, niyetlenecek miyiz bundan sonra? Hesap vermeyi bulacak mı? Hesap verecek miyiz? Sadece mutahit değil. Vaizimiz, imamımız, kültür önderleri, halk, toplum. Şimdi kolay toplum vaizleri suçluyor. Vaiz siyaseti suçluyor. Hı, hı. Birbirimiz suç Şimdi bu hes kusura takılmaktır. Tövbe edenler kusura takılmaz. Heh. Hep beraber tövbe etmemiz lazım. Seferberlik halinde tövbeye ihtiyacımız var toplumdan siyasetçisine. Arkadaş, bundan sonra işlerimizi planlı yapacak mıyız? Bu aşamadan sonra gelin bir genel af çıkarım. Ben aslında diyorlar ya bu müteahhitlere ceza falan verelim. Hepsi hocam bu sistemin şeyidir. Şimdi müteahhit böyle bir sistem içinde yetişiyor. Hı -hı. Artık kapitalizm var. Şimdi bu müteahhit işini sağlam yaptığında bir miktar üzerine fiyat koyduğunda satamayacak. Evini evini kim sağlıyor mu? Almıyor. Çünkü pahalı diyor. Çünkü pahalı diyor, doğru mu? Yani. Abi diyorsun sen bu sahteyi aldın yıkılacak hocam. Kaderimde varsa yıkılır diyor. Doğru mu? Yani. Şimdi sen gel bu müteahhite ceza ver. Yani müteahhiti biz o yola itiyoruz. Toplumsal yapı onu evet. ona zaten itiyor dolayısıyla benim kanaatim yani bu sekülerler bizi çok kötü yönlendiriyor. Hı, hı. Dikkat etmemiz lazım. Bunlar bizi çok kötü yönlendiriyor. Genel bir af çıkarılmalı. Hey bütün tepkilere rağmen sonra hep beraber bir devrime razı olmalıyız. Niyet, amel, muhasebe, istiğfar ve tövbe devrimi. Yepyeni bir devrim bu. Hiç bundan sonra yönetmeliğe tabi olmadan yapan herkese katla ortak olma cezası verilecektir. Buna göz yumana da ceza verilecektir. Bunu bu yönde kader anlayışı aşılayanlar da cezalandırılacaktır. Hepimiz hep beraber zihinden yeniden iman etmek durumdayız adeta. Hı hı. Böyle bir sefeberlik olursa amen ağzına. Ama sen müteahhiti suçluyorsun ama sen siyasetçiyi suçluyorsun. Fakat o evi sen sen satın aldın. Ha sen de şunda haklısın. Sistem seni öyle bir zora sokmuş ki senin konut hakkını hak görmüyor. Bunu sonraki programımızda yani bu inşallah Hı -hı. sekülerliğin tahribatını işleyeceğiz. İnşallah. Derin. Vatandaş gelmiş şehre, köyünden kopmuş yer. Niye gelmiş? Şehir onu cezbetmiş. Şehir ihtiyacını karşılıyor mu? Maddi manevi hayır hocam şehirde hayat güzel diyor. Biz de burada ihtiyaçlar hiyerarşisi ters yüz olmuş. Önce zaruri ihtiyaç. Karnını doyuracak mı? Hayır. Kemali ihtiyaç. Rahat yaşayacak mısın o da? Hayır. Estetik ihtiyaç. Özür dilerim. Zaruri değil, haci değil, kemali, güzelliğe, estetiğe takılıyor. Şehir güzel hocam diyor. Bakın hiyerarşi tam ters olmuş. Üzerinde giysisi olmayan, ama güzel. Karnı doyuramayan kadının <laughs> makyaj yapması gibi bir şey bu. Yani. Bizim köye, köyden şehre ilgimiz bu. Hı hı. Köyler bomboş. Hayvancılık yapmıyor kadın. Erkek de yapmıyor. Toprağını işlemiyor. Hı hı. Geliyor fabrikada işçi oluyor. Ne diyor? Hayat güzel. Şimdi bu ihtiyaçları hiyerarşisi ters yüz etmek Yahudiliğimizin en büyük oyunudur. Evet. Sanayiye. E, amele çekmişiz. Peki şehre geldiğinde evi veriyoruz. Hayır. Adam anlatacağım bir sonraki bu. Gece kondulaşmayı Çağdaşlaşma için bir ara süreç olarak görüyor bunlar. Evet. Ne yazık ki yazdım kimse de yani duyurmadı da yani ben bakıyorum koca koca akademisyenlerimiz en köle olan tiplere dönüşmüşler. Neyse camideki vaizi suçlayacak ama Kemal Karpat yazmış. Gecikondulaşma diyor. Hı hı. Modernleşme için, çağdaşlaşma için bir ara bölge, bir kamp gibidir diyor. Kıymetini bilelim. Bundan izin verildi zaten. Ve CHP'nin adam zihniyet yani. babalarından biri. Böyle Eyvallah hocam. Ee, biz haftaya inşallah sekülerleşmeyi konuşalım. Çünkü programımızın sonuna geldik. Allah razı olsun. Yüreğinize inşallah. Yüreğinize, dilinize sağlık. Ee, Rabbim bir daha ülkemize, insanlığa böyle ağır e, efendim imtihanlarla bizi sarsmasın, sarsıldık. Toparlanmayı bize nasip eylesin. Tekrar depremde e, vefat edenlere Rabbimizden rahmet diliyoruz. E, başımız sağ olsun efendim. Haftaya bir başka e, konuyu konuşmak üzere. Allah'a emanet olun.